Merhaba gençler. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. GTA oyunlarını sıralayacağız. Hem önemine hem de güzelliğine göre bugün oynanır mı oynanmaz mı bu şekilde bir sıralama yapacağız. Bu sıralama içerikleri de devamı da gelecek. Hatta arkadaşlar normalde GTA değil League of Legends için ben buna başlayacaktım. İşte kostümleri sıralayacaktık, işte karakterleri sıralayacaktık, ateşli karakterler, işte seksi kostümler falan filan. Ama e, tabii ki GTA Rockstar tarafından GTA 6 doğrulanınca e, içerikler ona kaymaya başladı. Çünkü neden kaymasın arkadaşlar? Mr. Boss senelerce hiçbir bilgi olmadan GTA 6 da şu olacak mı? Şu sene çıkacak mı? Bu sene çıkabilir. Bilmem ne bir sürü şey söyledi mi? Söyledi. Ekmeğini yedi mi? Yedi. Biz niye yemiyoruz ekmeğini? Arkadaşlar başla GTA 6 koyunca %30 %40 izlenme artıyor. Ben söylemiyorum istatistik konuşuyor. Ayrıca bizim gençlerimiz Başı kel mi? Onların Mr. Boss'u var. İzliyorlar. GTA 6 çıkacak mı konusunda bir sürü yalan yanlış clickbait videolar. izliyor yabancılar bizde neden böyle video yok demiyor mu bizim gençlerimiz? Biz de merak ediyoruz demiyor mu? Biz de şeyler öğrenelim tamamen yalan olsa da videolar olsun demiyor mu? Diyor arkadaşlar istiyor herkes bunu. Biz niye çekmiyoruz? Çünkü ben arkadaşlar yalan dolan video çekmeyi sevmiyordum. Yani belki GT6 hiç çıkmayabilirdi ama artık Rockstar doğruladığına göre biz de çok e, önemli gizli sızdırılan bilgi kaynaklarımızdan arka tarafımızdan <laughs> sızıyor ya hani neyse iğrençleşmeyelim e, topladığımız bilgilerimizle arkadaşlar böyle videolar yapacağız yani artık her şeyin içinde GT6 bir şekilde uyduracağız arkadaşlar ama tabii ki bu video içeriğini yapacağız yani başka konular için de hani lol sevenler de öyle üzülmesin. Ben o kostümleri falan sıralayacağım. Zaten aklımda çok kostüm var. Öyle cıvıl cıvıl videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi, e, tabi bunun için yorumlarda da sizin önerilerinizi de bekliyorum. Mesela oyun serilerini atabilirsiniz abi şu oyunları sırala veya işte ne bileyim aklınıza gelen dizi, film her şey olabilir arkadaşlar. Tabi kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz çünkü e, devamını görme şansınız olacak. Hadi bakalım geçelim TR listimize e, bir bakalım. Şimdi arkadaşlar TR Maker sitesinden biz bunu yapıyoruz. Hatta şöyle az da yukarı e, koysak da daha mı iyi olur? Evet bir ekranı değiştirelim. Evet böyle adamların logosunu da alalım da ayıp olmasın. Yani şimdi sitelerini kullanıyoruz. E, şimdi bu sitede arkadaşlar istediğiniz gibi liste oluşturabiliyorsunuz. Hatta benim incelemem için siz de liste yapabilirsiniz. Zolda falan çok e, içerik var çünkü. E, ben bugün GTA oyunlarını koymuş bir arkadaşımız oraya yani yabancı birisi koymuş tabii ki ee, Onun hazırladığından göstereceğim ama şurada GTA Londra'yı GTA 2 gibi değerlendireceğiz Çünkü GTA 2'yi koymamış Niye bilmiyorum ee, Ek paketleri koymuş onları çok aslında değerlendirmeyeceğim çünkü çok önemli değiller Arkadaşlar Ama hani genel olarak bir değerlendirme yapacağız şimdi Birincisi arkadaşlar teknolojik anlamda nasıl bir yenilik sağladı. Bence bu çok önemli bir şey. İşte iki boyuttan üç boyuta geçmek gibi HD'ye geçmek gibi bu açıdan bir bakacağım. İkincisi hikaye derinliği ve oyunun kalitesi yani benim de sevmem gibi düşünün arkadaşlar. Üçüncüsü tabi oyunun Hala bugün de oynanabilir seviyede olması yani bugün yükleseniz oynanabilir mi? Bu üç açıdan değerlendiriyor olacağım arkadaşlar. Biraz kendi fikrim, biraz da objektif olarak bunu yapacağız. Yani siz de abi ben onu oraya koymazdım diyebilirsiniz veya ne bileyim yorumlarda abi şu kısma şöyle bir kategori daha aç diyebilirsiniz. Benim kategorilerim bu şekilde. Hatta bir de oynanmaz kategorisi koymuştum ama. Ee, çok da öyle oyun yok aslında GTA içerisinde. Hepsini denemek isterseniz deneyebilirsiniz. O yüzden bu kategoriyi GTA serisi için kaldırdım. Şimdi en üstte neden GTA Online var? Arkadaşlar GTA Online e, şu anda bırakın GTA serisini bırakın oyunları dünya üstündeki en çok kazandıran oyun serisi tamam mı? O yüzden en üstte olmayı tertemiz hak ediyor. En üstte yanına da başka bir şey koymayacağım. GTA 5'i dahi arkadaşlar yanına koymayacağım. Çünkü GTA 5'in hikaye ve içeriği var arkadaşlar ve bunu ayırmış arkadaşlarımız iyi yapmış bunu hazırlayan kişi. Çünkü gelecekte harbiden ayrılıyor GTA Online ve GTA 5. Sanıyorum konsol güncellemesiyle Mart'ta gelecek ayrılacaktır. Bu videoyu önce çekiyorum ama onları da konuşuruz zaten ayrı videoda. O yüzden çok iyiye koyuyorum arkadaşlar. GTA 5 gerçekten çok iyi. Hani pek bir sıkıntısı yok. Ee, bunu bu şekilde yapalım. Hani GTA Online en üstte tek başına GTA 5 de çok iyi. Şimdi e, arkadaşlar ben GTA 4'ü de çok iyi noktasına koymak istiyorum. Çünkü GTA 4 birincisi teknolojik açıdan çok... E, Atladı seviye atladı. Hikayesi güzel. Bir kere roman var arkadaşlar. Let's go bowling roman. Yani çok iyiye bile koyabilirsiniz. Yani GTA Online'ın yanına bile konabilir belki ama haksızlık olur. Çünkü gerçekten hani GTA Online o kadar uzun süre gitti ki. Yani bunlar hikayeli oyun olduğu için bence çok yanlarına yakışmıyor. Ama şu anda bence GTA 4 çok iyi hak ediyor hikaye olarak. Hatta duruma göre GTA 5'in üstünde bile kalmasını isteyenler haklı çıkabilir. Ama hani GTA 5'in de gerçekten detayı falan çok. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir diğer teknolojik gelişmeyi sağlayan 2 boyuttan 3 boyuta geçmemizi sağlayan GTA 3'ü bir almamız lazım. Şimdi GTA 3 bazı açılardan... GTA Online'ın, GTA 5'in bile atası. Çünkü bundan önce arkadaşlar bu boyutta e, herhangi bir oyun yok. Yani driver var ama arabadan inme yok, silahlı çatışma yok, e, yayalarla etkileşim yok. Yani GTA 3'te baya bir seviye atlıyorsunuz arkadaşlar ve içerik olarak da atlıyorsunuz. Yani taksidir, ambulanstır bunlar GTA 2'de olan şeyler değil. Yani hem 3 boyuta geçiyor... Hem şehir daha canlı yani bu oyuna kadar başka bir şey yok. O yüzden hani en üste koysanız bile okey. Ama şöyle bir şey var hikaye derinliği az karakter konuşmuyor bile. Ee, yani birçok açıdan arkadaşlar eksi bol yani. Ee, Definitive Edition'ı bile bugün oynanacak halde çok değil keyif vermiyor. O yüzden arkadaşlar e, buradaki oyunların altında kalmalı ama teknolojik açıdan yani iyi işte de, de değil de iyi de olmasının sebebi teknolojik açıdan şey olması arkadaşlar. Yani atlama yaratmış olması. bunu hemen Vice City ile devam ettireceğim arkadaşlar. GTA Vice City aslında teknolojik açıdan devamı yok. Yani GTA 3'ün aynısı kopyala yapıştır gibi. Hawaii teması var. Kişisel olarak benim en çok sevdiğim oyun. Yani en üste bile koyarım. Çünkü bütün gençliğim Vice City ile geçti. Baya baya böyle Vice T çok oynadım. Tommy'yi oynadım. Lance Vance'ı çok seviyordum. Bize ihanet edince üzülmüştüm. Sherro beyaz elbiseli. Yani birçok açıdan arkadaşlar Vice City benim için top seviyededir. Hatta bugünlerde bu oyunu oynamıştık yayında. Tek atmıştım. Kanalda videosu da var helikopterli bölüme. Yani çok önemli bir oyun. Ama aslında kontroller zayıf, bir yenilik getirmiyor. Sadece hikaye ve tema açısından iyi yani GTA 3'e göre. Ama GTA 3'ten de iyi diyemediğimiz bir teknolojik atlama yaratmamış olması var arkadaşlar. San Andreas gibi falan böyle şey durumu da yok yani Vice City'nin. büyük bir şehir abi yapacak bir sürü şey var falan gibi bir durumu da yok. Bugün oynamaya kalksanız keyif de vermiyor. E yani o zaman hani iyi bölgesine geliyor arkadaşlar GTA 3 e işteden iyiye teknolojiyle geliyordu Vice City E işte'den iyiye şeyle geliyor arkadaşlar yani e, hikayesi ve ambiyansıyla tabii e, Vice City'de geçen ilk oyun gibi düşünebiliriz GTA 1'i saymazsak o yüzden hani e, hak ediyor iyiye iyi, hak ediyor yani ama daha yukarıya hak etmiyor Bunları şöyle de düşünebilirsiniz Definitive Edition oldukları hali de böyle düşünüyorum yani Definitive olmuş olmamış çok önemli değil. Şimdi arkadaşlar gelelim San Andreas'a San Andreas çok kilit bir noktada arkadaşlar benim çok sevdiğim bir oyun olmasa da yani seviyorum tabii ki ama Vice City kadar böyle beni açmamıştı zaten hevesimi Vice City'de aldım GTA oyunlarına. Ki gerçekten de GTA 5'i bile hikayeyi bir kere bitirdim. Bir daha oynamadım. Yani öyle sokaklar random gezeyim olayı benim Vice City ile bitmişti. Ama San Andreas'ın hakkını vermemiz lazım. Çok büyük. Yani harita gerçekten çok büyük. Hem o zamana göre büyük. Hem dolu dolu 3 şehir birden. Şehirler güzel. Hikaye ve karakterler güzel. Sohbet güzel. Yeni Definitive Edition oynarken de o seslendirmeler o ne bileyim karakterlerin diyalogları falan daha iyi anlıyorum o zamanlar Çünkü İngilizcem o kadar iyi değildi şu anda daha da keyif veriyor yani San Andreas en komple oyun olabilir arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim GTA 5'in grafik dışında artısı olduğu hiçbir tarafı yok yani GTA 5'in hikaye kısmı Bence San Andreasa göre daha zayıf ama e, grafikler çok daha güzel, arabalar çok daha güzel falan filan. Ama San Andreas yapabileceğiniz işte basket olsun, çete savaşları olsun ya baya bir şey var. E, San Andreas bence bugün de hala güzelce oynanabilecek bir oyun. E, modları, grafik modları cart derken zaten göreceğiz arkadaşlar. Definitive Edition'a da baya bir modlama yaparlar. Çok iyi bir oyun. Hani... E, en iyi oyunlardan birisi hikayeli olan kısımlarında RP olabilecek çok fazla meslek var, ee, gizli görevler var. O dağlardan mesela e, ikinci şehre geçiş yolu benim çok hoşuma gitmişti tünelden falan gitmek. İlk deneyimlediğimde bilgisayarımda vay ne oyun yapmış falan demiştim. Yani o açılardan San Andreas'a e, zaten bayağı da konuştuğumdan da belli. Çok iyi kategorisine rahatlıkla koyuyoruz arkadaşlar Bunun dışında nelerimiz var şimdi alttaki oyunlara birazcık gelelim arkadaşlar şimdi GTA 1 Bütün maplerin ilk defa işin içine girdiği Sırayla bölümleri geçtiğiniz bir oyun GTA 1 normal şartlarda bugün çok oynanacak bir oyun değil grafikleri Kör olursunuz yani bayağı oynanacak bir şey değil ama hani e, hürmeten seriyi başlattığı için. Yani sonuçta bu oyun olmasa belki GTA serisi olmayacak. Seriye ismini verdi. Mesela Photoshop'ta e, Chase and Race e, logosu var mesela. O arkadaşlar bu şekilde yazılmış. Neden? Çünkü bu oyunun adı Chase and Race'miş falan neyse yani çok da önemli değil. E, yani kısacası bu işin başladığı yer çok iyi mi? Değil. E işteye o yüzden e, koyacağım. E, ama aslında kötüye gider yani bu bugünün şartlarında kesinlikle oynamazsınız ama hürmet yani burada yaşlıyı hürmet ediyoruz abi işin başladığı yer falan deyip e, bu noktada bir tık e, kıyakladık açıkçası yani hani normal şartlarda çok da e, şunun üstüne çıkması doğru değil bu oyunun GTA 2 ona göre çok daha güzel grafikleri var. Ee, ve bayağı da iyi bence GTA 2 oyunu ben de çok oynadım yani belki de en çok oynadığım GTA oyunu GTA 2'dir ben çocukken bu vardı Ama hani e, çok bir yenilik sağlamış mıydı üst oyuna hayır E, e şu anda oynanır mı yok e, o zaman abi en kötü yere GTA 2'yi koyuyorum e, GTA Londra'da ayrıca buraya konur yani, yani GTA Londra'da ek pakette yani bunu hem GTA 2 hem GTA Londra gibi düşünün. Aşağıya koymamışlar GTA 2'ye. Ee, şimdi geri kalanlar genel olarak DLC'ler arkadaşlar. Ben DLC'leri ee, şöyle yapacağım. Vice Stories falan e, buraya gelsin. Bunlar PSP oyunu. E, Liberty Stories de böyle. Yani yenilik katıyor mu? Yok. Hikaye olarak mesela Lance Vance'in kardeşini oynuyoruz arkadaşlar. Victor Vance'i. Ben bitirdim bu oyunu. Vice City'yi çok sevdiğimden. Çok böyle sardı mı? Yok. Sana, e, Liberty City Stories'i bitirmedim mesela. E, PSP'de vardı bende. Yani çok da böyle bir şey katmıyor. Ama arkadaşlar e, şey güzel. GTA 4'ün DLC'leri güzel. Ben Lost and Damned'i bayağı severek oynamıştım. Onları iyiye koyuyorum. Bugün rahatlıkla alıp oynarsınız yani. Hani zaten GTA 4'ün Complete Edition'la dahil bunlar. Kesinlikle e, oynanır. Özellikle Lost and bayağı baya seviyordum. E, Tony'de Tony de mesela GTA Online'a gelen karakterlerden hani burada da tanıma şansınız olur. Bu şekilde alınır. E, Chinatown Wars arkadaşlar İhişte ile iyi arasında kalan bir oyun. Yani mobildeyseniz iyi bir oyun. Ama hani bilgisayardayım ben emülatörle falan oynayacağım diyorsanız çok da iyi bir oyun değil yani o kadar değil. Hani ben e, mobilde bayağı oynadım yani PSP'de oynamıştım daha çok e, gidiyor. Yani sonuçta o cihazları düşündüğünüz zaman oynayacak çok bir şey yok. Yani bugün hadi Steam Deck falan geliyor o yüzden e, ne bileyim en büyük oyunları da oynayacağız diyoruz ama e, bunun çıktığı zamanlar bu tarz oyun pek yoktu arkadaşlar mobilde İyi bir oyundu yani hani şehirde yapabileceğiniz işler vardı ticaret falan vardı böyle ee, yani o açıdan fena bir oyun değil gene ama e, yani hani şeyin tadını bile vermiyor yani GTA Vice City'nin tadını bile vermez ee, ki daha iyi olmasına rağmen görsel vesaire olarak ee, GTA Vice City gerçi zaten bayağı iyiydi bence hikaye olarak. Yani benim yaptığım liste bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi, güzel geldi mi, eksikleri, artılarını söyleyebilirsiniz. Değinmediğim konuları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin listeniz nasıl olurdu? Yine bir sonraki videoda neleri sıralayayım bunları da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama GTA oyunlarını şimdiye kadar sıralayacak olursak bu şekilde bir sıralama. Çok doğru bence zaten GTA Online içerik bakımından çok üst seviyeye geçti yani bence Agatha Baker görevleri olsun ilk heistler olsun yine ne bileyim yani hani bak konuşmamıştık konuşuyor da oluyoruz hani hikayeli içerik olarak da çok dolu arkadaşlar İlk heistler özellikle bayağı iyi bence. E yine sonradan gelen şey Heist'ı de fena değil. Doomsday Heist'da kendi çapında eğlenceli bir hikayesi var ama ilk heist'ler çok kaliteli bence oyun olarak. Özellikle böyle miniganlar falan kullanmadan oynarsanız arkadaşlar keyifli vakit geçirtiyor düz normal silahlar kullanırsanız. Onun dışında yine Franklin falan geldi o görevlerde İçerik içerik olarak güzel. Yani GTA Online'ın ya çok net bence hani ayır edilen kısımları hem gelen içerik olsun hem e, ne bileyim gerçek para vermeden bütün içeriye bir şekilde sahip olabilmemiz olsun. İyi. Ha tabi teknik kötü yanları var mı? Var. Yani hilecisi, cartı, curtu onlar var ama e, şu haliyle bence e, hiç fena değil. Diğer oyunların hepsinden fazla oynadım yani muhtemelen ee, yani bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olalım listemizi ee, şu GTA 2 bu arada yani GTA şeyde e, Londra'da buraya gider ee, bunun dışında bir şey yok o zaman kendinize dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum hadi bakalım bay bay.